Meryem suresi 87. ayette yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefaat edemezler buyuruluyor. Bu söz almış olanlar kimlerdir? Şimdi buradan 86. ayete bakarım. Diyor ki Allahü Teala ve nesukul mucrimine ila cehenneme virda. Günahkarları cehenneme suya koşar gibi sevk ederiz. Günahkar diyor. Günah iki türlü günah var cehenneme gidenlerde. Birisi şirk günahı işlemiş olanlar. Bir de bunu işlememiş olanlar. İkisi de günahkar ama cehenneme gidenler arasında böyle bir ayrım var. Şirk günahı işlemiş olanlara Cenab-ı Hakk'ın bir sözü var mı affetmek için? Yok. Peki şirk günahı işlemeden cehenneme işlememiş olanlara Allah'ın bir sözü var mı? Var. Şirk günahı işlemiş de dünyadayken tevbe etmişse şirk günahıyla ahirete giderim. O zaman tamam. Ahirete şirk günahı işlemeden giden günahkarlar, günahları sevaplarından çoksa cehenneme giderler. Şirk günah işleyenler zaten cehenneme giderler. İşte burada diyor ki Allahu Teala ve nesukul mucrimine ila cehenneme. O gün mücrimleri, günahkarları cehenneme sevk ederiz. Virda suya koşarcasına. Çünkü mahşerde çok sıkıntıları var ya, dünyada da alışmışlar. Burada şey yaptık, gittiğimiz yerde herhalde derelerden su akıyordur. Koşa koşa gidiyorlar. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ Şefaat hakkına malik olamazlar. Yani oradan çıkıp da cennetteki yakınlarının yanına gitme hakkına sahip olamazlar. İlla men ittakada inde Rahmani ahda. Rahman'dan taahhüt almış olanlar başka. Şimdi hayal edin, cehenneme günahkarlar sevk ediliyor. Bir grup var ki müşrik. Onların zaten yüzleri kara. Bir grup var ki şirke düşmemiş. Onların da yüzleri ak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de Allah şirk günahı dışındakilerini belli kurallarla bağışlarım dediğine göre o zaman taahhüt alanlar kimler? Şirk günahı işlememiş olanlar. İşte cehennemde bu şefaat hakkından yararlanacak olanlar bunlardır. Yani oradan çıkarılacak ve cezalarını çektikten sonra çıkarılacak ve cennetteki yakınlarının yanına yerleştirilecekler. Evet. Hani onun Bursa'dan için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, büyük günah işleyen büyük günah işleyenedir benim şefaatim demesinin sebebi bu. Büyük günah işlemeyenin zaten cehennemde işi yok.